biraz daha geldi. Yansıma yapıyor. Gerdirelim pankart. Evet. İçinde bulunduğu cendereden çıkartarak bağımsızlık... Günün en ıssız vakti olan sabahın dördünde tüm büyükler, tüm idari amir sıfatlı olanlar, ilin tüm ileri gelenleri yataklarında uyurken işte o gece o acilde görevli o üç arkadaş başta olmak üzere acil bünyesindeki diğer birimlerde, yoğun bakımlarda, ameliyathanelerde, yataklı servislerde, 112 istasyonlarında durdurak bilmeden, uykuyu aklına getirmeden karınca misali çabalayan sağlık mesleği mensuplarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet olma vasfını, ifasını gerçekleştirenler. Gece birileri başlarını yastığa rahatça koyuyorsa, beyaz meleklerin orada olduğunu bilmesindendir. Gecenin o yarısı birileri gelip işini yapan meslektaşlarımıza silah gösterebiliyorsa, sonra da çekip onları doğrultabiliyorsa, bunu önce devletin, devleti idare edenlerin düşünmesi gerekir. Çünkü o silah dün gece aslında devletin memuruna değil, doğrudan devlete doğrultulmuştur. Ne zaman bir sağlık çalışanının kendisine yapılan sözel veya fiziki bir saldırı beyanı kamu otoritesi tarafından, bir hasta tarafından sağlık çalışanı için yapılan şikayetten daha değerli görüldüğü vakit çözümün ilk adımı o gün atılmış olacak. Daha kaç şehit vermeliyiz? Daha kaç meslektaşımız darp edilmeli? Daha kaç bin tane artık şikayete bile konu etmediğimiz afilli küfürler işitmeliyiz? Ve dün sabah yaşandığı gibi daha kaçımızın başına silah dayanmalı? Çözüm önerileri aslında çok da zor veya maliyetli konular değil. Sendikalar olarak her birimiz kendi çözüm önerimizi bakanlığımıza dosya halinde sunduk. Bunlardan birkaçı gerçekleşti. Mesela sağlıkta şiddet katalog suçlar haline geldi. Gelmesine geldi. Lakin bu konudaki kanuni düzenlemelere rağmen halen birçok fail meslektaşımızdan önce karakolun arka kapısından çıkarak suç mahallini yarım bıraktığı işi tamamlamak için geri gelmektedir. Sağlık Bakanlığı'na buradan yeniden sormak istiyoruz. Artık canımıza kasteden bu sorunlarımıza karşı halen sadece tweet atarak mı cevap vereceksiniz? Sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar için tek yapabileceğiniz şey bu mu? Sağlık emekçileri geçim derdiyle boğuşurken bir de yüzlercemiz her gün şiddete uğruyoruz. Birileri bizim sesimizi duymadığı gibi duyulmasını engellemek için elinden geleni yapıyor. Bizim söz bizim. Evet, bizim söz bizim.